Sorumuz, iç organların sıkışması omurga eğriliklerinde ameliyat sebebi midir? Ameliyat sonrası sıkışan organlar düzelir mi veya rahatlar mı diyelim? Yani iç organların sıkışması omurga eğriliklerinde bir ameliyat sebebidir. Çünkü özellikle akciğerde ve akciğere bağlı çalışan kalpte problem görülebilmekte. Aşırı yani üst derecelere çıkmış omurga eğriliklerinde bunu görebiliyoruz. Genelde 65 derece üzerine çıkan eğriliklerde solunum fonksiyonu yavaştan bozulmaya başlıyor. 90 dereceyi geçen eğriliklerde ciddi bozulmalar var. 100 derecenin üstünde de artık kalp yetmezliğinin de başladığını düşünüyoruz. Dolayısıyla yani belli derecelerde belli problemler oluyor. Ama tabii ki bunları bir solunum fonksiyon testiyle veya bir kardiyoloji muayenesiyle teyit etmekte fayda var. Ve tabii ki bunlar için ameliyat olmak lazım. Çünkü bunlar hayatı tehdit edebilen şeyler. Ancak hani şurada sınırı kaçırmamak lazım. Sıkışma riski ile sıkışma aynı şey değildir. Yani riski veya ihtimali var diye ameliyat olmak çok doğru değil. Sıkışma bulguları varsa, bu bahsedilen derecelerin üzerine çıkan, skolyoz için 65 derece, kifoz için değil, skolyoz için 65 derecenin üzerindeki eğrilikler sıkışma riski taşırlar. 90 derecenin üstünde artık zaten hayati tehlike var demektir. Ve bunlarda ameliyat olmak o sıkışmayı geri çevirebilir, organları rahatlatabilir ve teorik olarak ömrü de uzatabilir.